Karadeniz'de sürüklenen mayınların imhası için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yoğun mesaisini sürdürüyor. Karakol gemileri ve mayın avlama gemileri 7 gün 24 saat nöbet beklerken deniz karakol uçakları ise onları havadan destekliyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınlarıyla mücadele durmaksızın devam ediyor. Şimdiye kadar gemilerle 3917 saat seyir, uçaklarla ise 1131 saat uçuş gerçekleştirildi. Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yoğun mesai harcıyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre 18 Mart'tan itibaren Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan, mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle denizden mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı. Faaliyet kapsamında Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileriyle toplam 3917 saat seyir yapıldı. Deniz karakol uçakları da mayın tespiti için 1131 saat uçtu. İstanbul Boğazı da elektrooptik gözetleme sistemleriyle gözetim altında tutuluyor. Tespit edilen mayınları sualtı savunma timleri etkisiz hale getiriyor. 18 Mart'tan beri yüksek hazırlık durumunda nöbet bekleyen timler sonuncusu 19 Ekim'de olmak üzere şimdiye kadar 4 adet mayını imha etti.